2022 ekranlarında mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Bugün Ramazan Bayramı'nın birinci gününü kutluyoruz. Bütün İslam aleminin, biz de TV52 ailesi olarak bütün İslam aleminin ve bizi izleyen bütün izleyicilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz. Bilindiği üzere 24 Haziran seçimlerine artık 9 gün gibi kısa bir süre kaldı. Parti temsilcileri de sahadaki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizlerle birlikte parti temsilcilerini stüdyolarımızda ağırlamaya, sizin ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Bugün de stüdyolarımızda Saadet Partisi Ordu Milletvekili adayı Sayın Avukat Erkan Temiz Bey var. Erkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Ben de sizler gibi bütün izleyicilerimizin, ordulu hemşehrilerimizin ve bütün insanların Ramazan Bayramı'na tebrik ediyorum. Mevla hayırlı mübarek eylesin inşallah. Peki seçimle Ramazan bir araya geldi. Yoğun bir tempoda ilerliyor. Siz de sahalardasınız. Yaklaşık bir ay, bir buçuk aydır sahalardasınız. Bütün parti temsilcileri de sahada. Sahadaki son çalışmalar nelerdir? Artık 9 gün gibi bir süre kaldı. Siz neler söyleyeceksiniz? Sahayı izleyen biri olarak sahadaki son durum nedir? Şimdi sahayla ilgili tabii öncelikle şunu tespitimizi paylaşmak gerekir. Ciddi bir sessizlik var ve insanlar derinden ve olayları, gelişmeleri, siyasetçilerin söylediklerini, siyasi partilerin seçim beyannamelerini, bizim taahhütlerimizi izliyor, dinliyor ve bunun muhakemesini yapıyor görebildiğimiz kadarıyla. Ve toplumda insanların birçok değişik meslek grubunda, değişik alanlarda çalışan insanların çok değişik problemlerinin olduğunu ve bu problemlerin de kronik hale geldiğini, insanların bu problemleri karşısında da sessizce beklediğini görüyoruz. Ve belki olağanüstü halin getirmiş olduğu olağan dışı şartlar sebebiyle veya siyasi iktidarın ülkede uzun yıllardan beridir oluşturmuş olduğu kendinden olmayanı, muhalif olan sesleri sindirme, yıldırma gibi iktidar gücünü kullanarak yaptığı bu gibi eylemlerden, tavırlardan, davranışlardan dolayı bu problemler karşısında ciddi bir sessizlik içerisinde olduğunu görüyoruz. Ve bu sessizliğin de genel başkanımızın ifade ettiği gibi bir dip dalga oluşturacağını, 24 Haziran'da insanların, toplumun ya da siyasi analistlerin, toplum mühendislerinin beklemediği bir dip dalga ile ciddi bir tsunami'nin ortaya çıkacağını, bütün dengelerin alt üst olacağını, bizim açımızdan da Saadet Partisi'nin güçlü bir şekilde mecliste mutlaka yer alacağını, genel başkanımızın da inşallah Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yöneten konumda olacağını düşünüyoruz, tahmin ediyoruz, arzu ediyoruz. Sahadaki izlenim de bizi bu kanaate sevk ediyor. Peki saha demişken, sahada da bir gerginlik gözlemliyor musunuz? Yani bilindiği üzere sizin de aracınızın bir camı kırılmıştı. Hani belki bu parti konusundan değil de olabilir. Hani henüz sonuç olmamıştı ama bir de Şanlıurfa Suruç'ta meydana gelen bir tane talihsiz bir olay var. Yani siyasetindeki gerginliği ortaya çıkaran bir olay var. AK Parti milletvekillerine esnaf ziyareti sırasında bir saldırı olmuş ve 4 kişi hayatını kaybetmişti. Yani bu gerginliği siz tasvir ediyor musunuz? Bu gerginlik olmalı mı bu siyasette ya da şu bayramını yaşadığımız şu günlerde sakinlik içinde mi geçmeli? Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle kendimle ilgili mevzuyu izleyicilerimizin bilmesi açısından şunu açıklamam gerekiyor. Yani biz o seçim çalışması yaptığımız gün aracımızı park ettik, gittik kendi çalışmamızı yaptık. Bitirdikten sonra aracımız yanına gelip aracımızı çalıştırıp döndükten sonra camın kırıldığını fark ettik. Ve aracı durdurup da hasara baktığımızda bilinçli bir şekilde şahsın gelip o camın özelliğini bilerek özellikle köşesine vurmak suretiyle camı kırdığını gördük. Ve kırılan camda aday olarak bizim posterimiz giydirilmişti. Yani bu kuvvetle muhtemel. Tabii olayı olduğu anda orada olmadığımız için mutlaka şu sebeple olmuştur diyemem. Evet. Ama olayın oluş şekline baktığınız zaman birinin bilerek, isteyerek ve kasten bu eylemi gerçekleştirdiği, posterin giydirilmiş cama bir müdahale olmasından dolayı da bunun siyasi bir takım gerekçelerle yapıldığı kanaatine bizi sevk ediyor. Olayın tabii olduğu yerde güvenlik kamerası veya bu olayı tespit etmemizi sağlayacak başka bir takım fiziki imkanlar olmadığından dolayı biz çok da üzerinde durmadık. Ben şunu da ifade ettim. Yani ben bu şahısla arabamın camını kıran bu şahsa hakkımı helal ediyorum. Ama şunu da ifade etmeden geçmiyorum. Toplumu bu derece gerginleştirip bu tip tatsız bir takım olayların yaşanmasına sebebiyet verenlere, topluma kin ve öfke pompalayanlara, kendisi gibi düşünmeyenlere ötekileştirip işte kahpedir, haindir, efendim teröristtir, vatan hainidir gibi
akla hayale gelmedik ve asla parti liderlerinden çok görüyoruz. Yani bunu gördük bu dönemde. Bu toplum tarafından kabul edilmeyecek, ahlaken ve vicdanen doğru olmayan bu ifadelerle toplumu gerginleştirenlere hakkımı helal etmiyorum. Daha öncesinde bizim partimize yönelik olarak Ankara'da, İstanbul'da, değişik illerde tanıtım araçlarımıza yönelik özellikle resmi kurumların doğrudan müdahalesi oldu. Belediyelerin doğrudan müdahalesi oldu. Trabzon ilimizde yan yana veya alt alta işte İktidar Partisi'nin afişi asılmış, bizim afişimiz asılmış. Belediye geliyor, bizim afişimizi indiriyor. İktidar Partisi'nin orada kalıyor. Veya başka bir ilde bütün siyasi partiler stand kurmuşlar. İnsanların yoğun olduğu yerde izin alarak bunu yapıyoruz. Burada biz de kurduk. İzin alarak bunu yapıyoruz. Bunlar yasal bir takım faaliyetler. Orada İktidar Partisi'nin ait bir belediye görevlisi, belediye görevlileri geliyor. İktidar Partisi'nin standı orada dururken diğer siyasi partilerin standlarına saldırıyor, kaldırttırıyor. Şimdi bunlar toplumda belli bir öfkenin birikmesine sebebiyet veriyor. Seçimin adi şartlarda yapılmasını ortadan kaldırıyor. Bu da Suruç'ta yaşanan olayı kesinlikle kınıyoruz, kabul etmiyoruz böyle bir şeyi. Hangi siyasi parti olursa olsun, hangi adaya olursa olsun böyle bir olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Bu hiçbir şekilde yaşanmamalıydı. Sadece bize değil, diğer partilere de bu tip saldırılar, bir takım müdahaleler söz konusu oldu. Yani anormal gidişin normal sonucuydu bu. Buna sebebiyet verilmemeliydi. Geçmiş siyasetle, geçmiş siyasi liderlerle bugünleri kıyasladığımız zaman geçmişteki siyasi liderlerin birbirlerini en acımasız şekilde eleştirdiğini ama asla ve asla saygısızca veya hakaret içeren veya küfür içeren, tahkir, tezif içeren herhangi bir ifade kullanmadıklarını görüyoruz. Ama bugün siyasetin en tepesinde olan, devletin en tepe noktasında bulunan yöneticilerin, cumhurbaşkanının, başbakanın, milletvekillerinin, bakanların diğer siyasi partilerin mensuplarını, adaylarını kurdukları birliktelikleri ittifaklara ağza alınmayacak ifadelerle eleştirinin ötesinde bu bir eleştiri değil. Bir siyasi parti liderinin, bir cumhurbaşkanının, başbakanın diğer siyasi partilere kahver, hainler gibi ifadeler kullanması bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu eleştiri filan değil. Bu işte bu ittifak şer ittifakıdır ifadesi kabul edilebilir bir şey değil. İşte bu anormal bir gidişti. Olmaması gereken bir gidişti. Suruç'taki olayda onun bir patlaması oldu. Ama biz kesinlikle dediğim gibi oradaki vefat eden insanlara rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kesinlikle böyle bu tip olayları tasvip etmiyoruz. Lanetliyoruz, kırıyoruz. Peki bildiğiniz gibi bir ittifaklaşma da var. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı var. Siz de Millet İttifakı'nda yer alıyorsunuz Saadet Partisi olarak. Evet. Ve bu ittifak da çoğu zaman eleştiri konusu oldu. Yani Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yaptığı gibi eleştiriler de var. Ya bu konulardan neler söyleyeceksiniz? Çünkü bu MHP kanadından da bu eleştiri geliyor size. AK Parti kanadından da Saadet Partisi'ne bu eleştiri geliyor. Siz bu ittifakları nasıl değerlendiriyorsunuz? Az önce de biraz ortamın gerginliğini, bu birbirine eleştirilerin dozların artmasından kaynaklandığını söylediniz. Bu ittifakı, bu eleştiri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi İktidar Partisi 16 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'ni de yanına aldı ve bir ittifak oluşturdular. Haliyle toplum nezdinde şöyle algılanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi, İktidar Partisi'nin 16 yıldan beridir yapmış olduğu her türlü icraatı adeta kabul etti. Bize de geldi bu teklif. Biz dedik ki hayır, biz bunu bu şekilde kabul edemeyiz. Eğer siz şu hususlara konusunda değişiklik yapacağınızı kabul ederseniz, dış politikada, eğitimde, ekonomide, kültürde, yani ülkenin temel meseleleri konusunda bugüne kadar takip etmiş olduğunuz bir takım ilkeleri, bir takım efendim yönetim anlayışını terk eder. Bunun yerine adil bir devlet ve toplum yönetimi, işte milli eğitimin milli ve manevi değerler üzerine yeniden inşasını, dış politikada emperyalizme teslim olunmuşluktan vazgeçip, Avrupa Birliği'nden vazgeçip, Amerika ile müttefiklikten vazgeçip, İsrail ile birlik olmadan vazgeçip, bunun yerine İslam dünyasının işte Saraybosna'dan Astana'ya kadar, Yemen'e kadar, Orta Afrika'ya kadar bu coğrafyadaki Müslümanların özellikle lideri olabilecek bir Türkiye'yi inşa etme konusunda gelin bu ilkeler üzerinde anlaşalım, ittifak yapabiliriz dedik. Onlar bunu kabul etmediler. Kabul etmeyince biz bu toplumun temel meseleleri olduğunu inandığımız adalet konusunda, özgürlük konusunda, üretim ekonomisi konusunda, toplumsal barışın yeniden tesis edilmesi konusunda, kutuplaşmanın ortadan kaldırılması gibi en temel ve acil çözülmesi gereken konularda, temel başlıklarda bu diğer iki siyasi partiyle bir araya geldik. Bu temel ilkeler çerçevesinde bir ortak ittifak deklarasyonu hazırlayıp
ittifak metni hazırlayıp bunu Yüksek Seçim Kurulu'na sunduk ve bu da şöyle bir durum var. Yani bunu antiparantez açıklamam gerekiyor. Buradaki üç siyasi partinin birlikteliği sadece seçim barajını bir kenara koymak. Yani bertaraf etmek. Çünkü ittifakla birlikte seçime katıldığınızda ittifakın toplam oyu %10'u geçtiğinizde siz de barajı geçmiş oluyorsunuz. İttifaka dahil olan bütün siyasi partilere barajı geçmiş oluyor. Saadet Partisi'nin 2002 yılından beridir seçmen nezdinde en temiz siyasi kadrolara sahip olduğu her defasında ifade edildi. Bu memleketin temel meselelerinin çözümü konusunda en isabetli çözümleri ortaya koyduğu seçmen tarafından kabul edildi. Ama seçmene pompalanan bu algı yönetiminden dolayı efendim Saadet Partisi barajı geçemez, oylar ziyan olur. Bu mantığı bertaraf etmek ve Saadet Partisi'nin milli görüşü mecliste temsil edilmesini sağlamak maksadıyla biz bu ittifakın içerisinde yer aldık. Asıl eleştiriler de bu noktada geliyor zaten. İşte Saadet Partisi'nin verdiği, Saadet Partisi'ne verilen oyların CHP'ye gideceği, yani Saadet Partili seçmenin de CHP'ye oy kullanmış gibi gösterilmeye çalışılıyor diyelim. Şimdi bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bakın orada ittifak nedir? Aslında şu yanımda mıydı, bunu tekrar bir daha kontrol edeyim. Bu oy pusulası yanımdaysa göstermek istiyorum. Burada şöyle bir durum söz konusu. Bir çerçeve var. Evet. Üç siyasi partinin yer aldığı bir çerçeve var. Ve bu üç siyasi parti kendi ablemleriyle ve kendi milletvekili adaylarıyla seçime katılıyorlar. Saadet Partisi'nin seçmeni Saadet Partisi'ne oy verdiğinde Saadet Partisi'ne oy vermiş oluyor. Başka bir siyasi partiye değil. Veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni kendi partisine oy vermiş oluyor. İyi Parti'nin seçmeni kendi partisine oy vermiş oluyor. Veya diğer siyasi partilerin seçmenlere kendi partisine oy vermiş oluyor. Bu mantığı anlamak mümkün değil. AKP'nin seçmeni AKP'ye oy verdiği zaman oylar MHP'ye gitmiyor. Veya MHP'nin seçmeni MHP'ye oy verdiği zaman oylar AKP'ye gitmiyor. Ama Saadet Partisi'nin seçmeni Saadet Partisi'ne oy verince oylar CHP'ye gidiyor. Böyle bir mantığı anlamak mümkün değil. Bu Saadet Partisi'nin söylediklerine, ortaya koymuş olduğu temel meselelerin çözümüne ilişkin ilkelere, programlara, planlara karşısında tek kelime edemiyorlar. Ülke meselelerinin tespitine dair ortaya koymuş olduğumuz hususlarda, eleştirilerimiz hususunda tek kelimeyle cevap veremiyorlar. Bunun acziyeti içerisindeler. Bu acziyetten kurtulmak amacıyla Saadet Partisi'ni millet toplum nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Özellikle bu seçimlerde. Özellikle bu seçimlerde bunu yapmaya çalışıyorlar. Biz ülkeyi kutuplaştırdınız. Gelin bu dili terk edin. 80 milyonun kardeşliğini yeniden tesis edelim dedik. Bugüne kadar o kutuplaşmadan nemalandıkları için, iktidara gelmelerini CHP düşmanlığı üzerine kurdukları için bizim bu söylediklerimiz karşısında tek kelime edemediler. Biz ekonomi konusunda yanlış yapıyorsunuz. Efendim paradan para kazanma ekonomisini terk edin. Tüketim ekonomisini terk edin. Üretim ekonomisine geçelim dediğimizde. Ülke kaynaklarını israf etmeyin. Ülke kaynaklarını faiz lobisine yedirmeyin dediğimizde. Buna karşı söyleyebilecekleri tek kelimeler olmadığı için işte bu noktada Saadet Partisi'ne saldırmak amacıyla böyle bir iftirayı, yalanı ortaya atıyorlar ve bizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ama şunu açıkça söyleyelim, seçmen artık bunlara itibar etmiyor. Daha önceki seçimlere, bugünkü seçimlere, sahada seçmenle birebir muhatap olduğumuzda, yaşananlara kıyasladığımızda tabii ki o aynı tepkiler sahada da belki işte 1, 2, 3 daha fazla ileri gitmeyen sayıda insanlar bize bu tepkilerini dile getiriyorlar. Ama bunlar da hiçbir zaman Saadet Partisi'nin seçmeni olmamış, fanatik Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni olduğu belli olan insanlar tarafından dile getiriliyor. Soruyoruz. Sen eğer böyle olmasaydı Saadet Partisi'ne oy verecek miydin? Hayır diyor, vermeyecektim. O zaman Saadet Partisi'nin hangi partiyle ittifak kurduğundan sana ne? Zaten oy vermeyeceksin. Peki bu seçmeni kazanmaya çalışıyor musunuz? Hani onlara projelerinizden bahsediyor musunuz? Biz herkese, hiç kimsenin gönlünü kırmadan bu seçim sürecinde belki fiili anlamda bir saldırıya uğramasak bile bu manada en şiddet eleştirilere, şiddetli eleştirilere maruz kaldık. Ama hiç kimseye aynı misliyle mukabelede bulunmadık. Bunu söyleyen vatandaşa uygun bir dille bunu anlatmaya çalıştık. Ha hala ısrar ediyorsa kardeşim sen böyle düşünüyorsun, senin düşüncene de saygı duyarız evet, deyip ayrıldık. Kazanmaya çalıştıklarımız da oldu ama ısrar ediyorsa ve görmek istemiyorsa o konuda da yapılacak başka bir şeyimiz de yok. Yani. Tabii ki. Ekonomiden bahsettiniz. Biraz da yerelle dönecek olursak Ordu ekonomisine.
Tabii ki izleyicilerimiz de merakla bekledi. Sizin de sahada birçok üreticimizden de aldığınız sorular vardır ki bunların en başında fındık geliyor. Fındık yani yıllardır çözülemeyen bir mevzu. Serbest piyasaya bırakıldı. Fiyatın ne olacağı belli değil. Vatandaşımız her zaman bundan muzdarip ve biz aradıklarında da fındık konuşun lütfen diyorlar. Hatta biz şu anda canlı yayınımızı izleyen vatandaşlarımız da yorumlar atıyor. Yine söyledikleri, beklentileri hep fındık oluyor. Fındık konusunda Saadet Partisi'nin ne gibi çözüm önerileri var? Yani fındık gelecekte Saadet Partisi iktidarında nasıl bir çözüme kavuşacak? Şimdi o soruda cevap verirken şu noktadan başlayalım. Buyurun. Ordu'nun ekonomisi hala fındıkla dönüyor. Evet, sadece fındık. Sadece fındıkla dönüyor. Dışarıdan çok ciddi anlamda, yani rakamsal olarak belki ifade edemeyebilirim ama çok büyük oranda sadece fındık kanalıyla bu orduya sermaye giriş oluyor. Onun haricine baktığınız zaman işte emeklinin, işçinin, memurun maaşı piyasada dönen. Ciddi bir sanayi kuruluşumuz yok. Hayvancılık zaten bitirilmiş. Aynı şekilde bunların belki ileride programın ilerleyen kısımlarına belki değinme durumunda kalabiliriz. İşte bal üretiminden veya diğer alanlardan ciddi bir girdi olmayınca. Kivi var mesela. Var, kivi var efendim. Yani birçok alanda bunlar konuşulabilecek başlıklar var. Ama her halükarda orada ekonomisi fındığa dayalı olduğu için fındık haliyle bize de soruluyor sahada. Evet. Ne diyorsunuz diyorlar. Bizim söylediğimiz şu. Biz 1996 yılında Refah Yolu iktidarı kuruldu. Benim de mensup olduğum Milli Görüşüm Partisi, Refah Partisi'nin iktidarında nerede bırakmışsak oradan devam edeceğiz. Bugün bazı siyasiler bir çıkıyor, adaylar diyor ki efendim işte fındığı ben çözerim. Bir başkası bir fiyat veriyor. Efendim biz iktidara geldiğimizde şu kadar fiyat vereceğiz diyor. Ben bunların hiçbirini doğru bulmuyorum. Benim yaklaşımım şu. Biz nerede bıraktıysak oradan devam edeceğiz. Bizim bıraktığımız nokta neydi? Bizim bıraktığımız nokta şuydu. 96 ürünü fındığını satan fındık üreticisi 1 kilo fındığı ile 22 adet ekmek alabiliyordu. 22 tane. Evet. 22 adet ekmek alabiliyordu. Biz üreticilerimize açık yüreklilikle şunu taahhüt ediyoruz. 2018 ürünü fındığınızı sattığınız zaman Saadet Partisi'nin iktidar olduğu Türkiye'de, Cumhurbaşkanlığını aldığı, mecliste çoğunluk sağladığı Türkiye'de, Saadet Partisi'nin yönettiği Türkiye'de 2018 ürünü fındığınızı sattığınızda 1 kilo fındıkla 22 adet ekmek alabileceksiniz. Bunu çok net söylüyoruz. Şimdi bazıları diyor ki efendim çok uçuk kaçık bir rakam bu. Hesapladığınız zaman 27 nokta küsüre denk geliyor. Yani evet. 27 liranın üzerinde bir fiyat tekabül ediyor. Bu olabilir mi? Olmaz. Hayır efendim olur. Biz bunu yaptık. Nasıl yaptık? 95 ürünü fındığını üretici 49-50 bin liraya satıyordu. 96'nın Mayıs aylarında. Refah Yolu iktidarı kuruldu. 2 lira 25 dolar gibi, 2.25 dolar gibi bir taban fiyat verildi. Fiskobirliğe kaynak aktarıldı ve serbest piyasa mecbur kaldı Fiskobirliğin rakamının üzerinde bir fiyat vererek fındığı satın almaya. Ve bu rakam, taban fiyat 165 bin liraydı. O günkü rakamla söylüyorum. 165 bin liraydı. 50 bin liradan 1 kilo fındığı 165 bin liraya çıkardık. Biz bunu yaptık. Bu çok zor bir şey değil. Bunu sadece şununla yapmanız mümkün. Bugün siyasi iktidar doğrudan gelir desteği adı altında işte dönüm parası veriyor. Bilmiyorum, rakam hatırlamıyorum. 170 veya 180 lira gibi bir rakam veriyor dönüm başına. Evet. Bu parayı Fiskobirliğe aktarmış olsanız, Fiskobirlik bugün 15 lira, 18 lira veya 20 lira gibi bir rakamla piyasaya girmiş olsa ve fındık satın almış olsa, serbest piyasada mutlaka tüccar bunun üzerinde bir fiyatla fındığı satın almak durumunda kalacak. Efendim üretim fazlası var. Avrupa bu fındığı almaz. Avrupa bu fındığı almak zorunda. Neden almak zorunda? Avrupa'da çikolata sanayi yaklaşık 75-80 milyar dolarlık bir sektör. Büyük bir sektör. Bu sektörün en önemli ham maddelerinden biridir fındık. En önemli ham maddelerinden. O sektörün devamlılığı açısından bu fındığı almak zorunda. Efendim işte fındığın fiyatı yüksek olduğu zaman badem kullanıyorlar. İşte fıstık kullanıyorlar veya başka katkı maddeleri kullanıyorlar. Aroması olur. Fındığın yerini hiçbir şeyin tutması mümkün değil. Evet. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu şundan anlıyoruz. Buyurun. Rekabet Kurulu'nun 8 Ocak 2015 tarihli kararı. Bu kararın içerisinde Avrupa Birliği Komisyonu'nun şeyi var. Bu karara o dayanak yapılmış. Söylediğine fındık yerine başka bir ürünle ikame edilebilir bir ürün değildir. Ham madde değildir.
Avrupa söylüyor bunu, ben söylemiyorum. Ve bu resmi kurulun kararında geçen bir ifade bu. Yani siz Avrupa her halükarda bu 75-80 milyar dolarlık çikolata piyasasını devam ettirebilmek için mutlaka bu fındığı almak durumunda. Öteden beridir dünya fındık tüketimine baktığınız zaman 950 bin tona kadar çıktığı, hatta 1 milyon tona kadar çıktığı dönemler olmuş. Her halükarda ortalama tüketim 800 ila 850 bin ton civarında. Eğer siz Türkiye'de ürettiğiniz 600-650 bin ton, 700 bin ton fındığı 7,5 milyar insana satamıyorsanız bu bir acziyettir. Ve siz bu acziyetinizi örtmek için tutarsınız arz fazlası, üretim fazlası, efendim rekolte fazlası gibi. İşte Avrupa fındığı almaz. Fındık işte fiyatlı olursa efendim Avrupa'daki fındık çikolata üreticileri başka ham maddeler kullanır gibi yalanların arkasına gizlenmeye çalışırsınız. Bunların tamamı yalandır. Üreticiyi düşük fiyata razı etmek için ortaya atılmış yalanlardır, iddialardır. O yüzden bunların hepsini biz bir kenara koyuyoruz. Dünyaya biz bu fındığı satarız. Ve satarken de hak ettiği değerle satarız. 75-80 milyar dolarlık çikolata piyasasına siz en önemli bir ham maddeyi satacaksınız. Türkiye'nin 2017 ürünü fındıktan elde ettiği, bugüne kadar ihracattan elde ettiği rakam 1,5 milyar dolar. Bu komik bir rakamdır 80 milyar dolarlık piyasanın içerisinde. Ha bu 80 milyar dolarlık piyasanın tamamında fındık mı kullanılıyor? Hayır. Başka katkı maddeleri de kullanılıyor. Ama her halükarda ana ham maddelerinden birisi bu. Bunun içerisinden biz niye Türkiye olarak 5 milyar dolar gibi bir parayı alamayalım? Belki daha da fazla olacak. Ürettiği katma değerle birlikte rakamlar daha da farklılaşacak. Ama bugün iktidarda bulunanlar, iktidara gelirken sırtlarını sermayeye dayadıkları için, iktidarlarını devam ettirirken küresel sermaye ile işbirliği içerisinde oldukları için onlar bu uydurulmuş yalanlara arkasına sığınıyorlar. Biz iktidara gelirken de, iktidarımızı devam ettirirken de hiçbir zaman özellikle bu sömürgeci mantığa sahip sermayenin yanında, yakınında, herhangi bir yerinde olmadık. Hiçbir zaman bizim arkamızda olmadılar. Biz iktidara gelirsek fındık üreticisinin desteğiyle iktidara geleceğiz ve iktidarımızı fındık üreticisinin hakkını, hukukunu, emeğini, alın terini korumak için kullanacağız. Şimdi Gümrük Birliği Anlaşması 95'te yapıldı. Daha sonra işte 2004 yılında, 2007 yılında yeni başlıklar açıldı, bir şeyler oldu falan filan. Havai fişeklerle kutlamalar yaptık. Özeti ne biliyor musunuz? Onlar ortak oldu, biz pazar olduk. Her yıl düzenli olarak biz Avrupa Birliği ülkelerinden et ürünleri alıyoruz. Tarımsal makineleri satın alıyoruz. Almak zorundayız. İhtiyacımız olsa da olmasa da. Hep örnekleridir. Konya kadar büyüklüğü olmayan Hollanda'dan biz yumurta ithal ediyoruz. Süt ürünleri ithal ediyoruz. Çıksın iktidar mensubu, iktidar partisine mensup milletvekiller ya da bürokratlar kimlerse bunu yalan desinler. İthal ediyoruz. Şimdi o zamanlarda saman bile ithal ediyoruz. Sebebi evet, Avrupa Birliği ülkelerinden Bulgaristan'dan saman bile ithal eden bir ülke konumuna düştü. Bunlar Avrupa Birliği sevdası peşinde koştukları için Avrupa Birliği'nin dayattığı hiçbir şeyi sorgulamadan önlerine ne konulmuşsa altına imza atıyorlar. Hayır dedikleri yok. Aman biz Avrupa Birliği'ne girelim. Hayır efendim. Biz Avrupa Birliği'ne ticaret yaparız. İlişkileri sürdürürüz. Avrupa Birliği'ne savaş açacak değiliz ama Avrupa Birliği'nin pazarı olmaktan çıkmamız gerekiyor. Kendi üreticimizi ayağa kaldırmamız gerekiyor. O yüzden biz dediğim gibi Türkiye'nin aleyhine olan o Gümrük Birliği Anlaşması'nın içerisindeki bütün maddeleri lağvedeceğiz, kaldıracağız. Ve fındık piyasasında özellikle Avrupa menşeli büyük ithalatçı ve ihracatçı, çünkü İden İYİ tekelleştirdi, 4-5 tane firma var. Türkiye'deki bütün fındık piyasasına onlar hakim. Özellikle bir İtalyan firması fındık piyasasına tamamen hem Türkiye'den ihraç eden konumunda hem Avrupa'dan ithal eden konumunda tek firma. Evet. İstediği gibi fındık piyasasında etkin konumda. Ve bu firma bugün Bahçe'ye girmiş durumda. Bahçeleri satın almış. Doğrudan üreticiyle muhatap şey yapmış konumda. Burada Değerli Tarım Projesi diye bu projeyi yürütüyorlar. Batı Karadeniz'e gittiğiniz zaman yarıcılık eğitimi veriyorlar fındık üreticisine. Bu ne demek? Fındık üreticisinin elinden bir süre sonra o bahçeleri alacaklar. Fındık üreticisi kendi bahçesinde yarıcı olacak. Yani köle olacak.
Adım adım buna doğru gidiyoruz. İşte bunların olmaması için, mutlaka fındık piyasasında üreticinin, üretimden kaynaklanan gücünün kullanabileceği bir mekanizmayı yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Bundan bahsetmeyen herhangi bir siyasetçi fındığa fiyat da verse, ben çözerim, ben yaparım, ben Cumhurbaşkanı'na giderim, ben anlatırım, mutlaka çözüm üretirim derse, bu sistemden bahsetmiyorsa hepsi siyasi slogandan ibarettir. Özellikle bir milletvekili adayı çıkıyor, benden başkası fındığı çözemez. O zaman o sayın milletvekiline, ben adayına ben soruyorum. Fındığın bugünkü duruma gelmesine sebebiyet veren DSP, MHP, ANAP koalisyonudur. 99 yılında IMF ile yapılan Stantmay anlaşmasıyla ve devamında 2001 krizinde ekonominin başına getirilen dervişin çantasında gelen 15 tane yasayla Fisko Birlik gibi bütün tarım satış kooperatiflerinin kapısına kilit vuruldu. Etkisiz hale getirildi bu üretici kuruluşları. Ve fındığın bugünkü sermaye karşısında fındık üreticisinin bu noktaya düşmesi, adeta köle haline düşürülmesinin temel sebebi budur. Eğer siz bu sistemi ortadan kaldırmayacaksanız, sarayın kapısında yatmazsanız, nerede yatarsanız yatın, fındığa çözüm üretemezsiniz. Önce siz, ki o milletvekili adayı o zaman milletvekiliydi, çıkıp buna, bunun açıklamasını yapacak. Biz yapmadık diyecek. Türkiye'deki dediğim gibi Fisko Birlik, Çiko Birlik, Marmara Birlik gibi bütün üretici kooperatiflerinin köküne kibrit suyu döktüler. IMF dedi ki tarımsal desteklemeleri yapmayacaksın, taban fiyat uygulamayacaksın dedi. Bütün bu taban fiyat uygulamalarını kaldırdılar. Taban fiyat uygulamaları kalkınca tarım satış kooperatifleri etkisiz bir konuma geldi. Bundan dolayı devre dışı kalan Fisko Birlik ve bugün 10 liranın üzerinden mal edilen bir fındık 8 lira, 8,5 lirayı bir fiyata satılıyor. TMO devrede, ama TMO'nun uygulamış olduğu fiyat son yıl için, önceki yıllarda da oldu, son yıl için taban fiyat değil, tavan fiyat oldu. 10,5 lira fiyat verdiler. Geçen yıl ürünü, 2017 ürünü fındıkta 10 lirayı, serbest piyasada 10 lirayı gördü mü fındık? Görmedi. Yani 10 liranın üzerine geçirmediler fındığın fiyatı. Ve şimdi yeni sezonda toprak vatandaş... Toprak mahsulü ofisi aldı bir fındık. Tabii toprak mahsulü ofisinden bahsediyorum. Şimdi yeni sezonda üretici efendim gübresini attı, ilacını attı, bahçesini temizliyor. Fındık hasadına doğru gidiyoruz. Şurada fındık hasadına 2 ay gibi bir süre kalmış. TMO elindeki stoklardaki fındığı piyasaya sürüyor. Evet. İhracatçı, ihracatçı şimdi 2018 ürünü 2018 yılında dışarıya yapacağı bir takım bağlantılar ve yapacağı satışlar için ilk acil olarak deposunda bulunması gereken fındığı TMO'dan aldı. Şimdi böyle bir tehlikeyle karşı karşıya fındık üreticisi. Ve bu mesele sloganlarla çözülmez. Peki bir şey sormak istiyorum. Biliyorsunuz seçimler öncesinde bir torba yasa açıklamışlardı. Bu milletvekili emeklilere verilen ikramiye de içindeydi. Ve bu yasanın içinde çay, biliyorsunuz önemli tarımsal ürünlerimizden bir tanesi, fındık kadar değerli, fındık kadar olmasa da fındık kadar değerli diyebiliriz. Buna fiyat verildi. Hani 2 lira gibi bir fiyat verildi. Ama ben o yasanın içinde fındığa da fiyat verilmesini beklerdim. Yani bütün üreticilerimiz beklerdi belki de. Bu yapılmadı. Bunun sebebi nedir? Hani çay fındıktan daha mı değerli Avrupa nezdinde? Avrupa'nın da verdiği yazıları görüyoruz sizin elinizden. Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi şöyle, fındıkla çayı aynı kategoride değerlendirmek mümkün değil. Evet. Fındık dediğim gibi tüketim alanı itibariyle bir sanayi ham maddesi. Evet. Ama bu daha önemli değil mi fiyat verirken? Hani çaya fiyat veriliyor. Şimdi işte orada sanayi ürünü olmasından dolayı aynı kategoride değerlendirmiyoruz. Çay kendi bölgesinde, işte Rize, Artvin, Trabzon'un bir kısmı, Giresun'un bir kısmı da oradaki vatandaşlarımızın temel geçim kaynaklarından birisi. Onlarda da ciddi anlamda bir sanayileşme yok. Onlar da ekonomilerini, hayatlarını bununla idame ettiriyorlar. İdame ettiremeyince de efendim Marmara bölgesindeki beton yığınlarının içerisinde istif olmaya gidiyorlar, göç ediyorlar. Şimdi orası için önemli bir şey, geçim kaynağı. Bunu elbette ki bu da desteklenmeli, yerli üretici bu konuda desteklenmeli, taban fiyat verilmeli, onların efendim emeğini, alın terinin karşılığını alabileceği bir rakam mutlaka verilmeli, ayrı. Ama fındığı bu şekilde değerlendirmemiz mümkün değil. O yüzden ona destek veriyorlar ama fındığa vermiyorlar. Fındığın üzerindeki rant çok daha büyük.
uluslararası alanda bir pazarı ilgilendiren bir mesele. Sahip çıkılmamasının bizce temel gerekçesi bu. Sahip çıkılmamasının temel gerekçesi bu. Serbest piyasaya bıraktık. Efendim, herkes kendi gücünü ortaya koysun. Güçlü olan yaşasın. Güçlü olan kim? Güçlü olan işte 12 milyar dolarlık büyük bir ekonomik güce sahip olan İtalyan firması. Geliyor, tarlaya da giriyor, bahçeye de giriyor. İstediği fiyattan ürünü alıyor. İstediği şekilde işliyor ve dünyaya pazarlıyor. Temel sebebi dediğim gibi küresel sermayeyi ilgilendiren bir mesele olmasından dolayı ve siyasi iktidarın o 99 ve 2001 yıllarında imzalanan Stanley anlaşmalarını devre dışı bırakmayıp o anlaşmaların kapsamındaki hükümlere aynen uygulayıp bugüne kadar devam ettirmelerinden dolayı bu çözüm ortaya çıkmıyor. Evet, çok güzel. Bunu da çok güzel özetlediniz. Bütün detaylarıyla anlattınız, anlaşmalarıyla birlikte. Siz de az önce bahsettiğiniz gibi ülke bir tüketim ülkesi haline geldi. Daha önce sizin de Saadet Partisi'nin kurucularından Sayın Necmettin Erbakan bu ülkede birçok fabrika kurulmasına vesile olmuş ve o 70-76 yıllarında önemli fabrikalarla Türkiye'ye kazandırmıştı. Şimdi neden bu tür atılımlar yapılamıyor? Tabii ki o zaman ekonomisiyle şimdinin ekonomisi çok farklı, teknoloji çağındayız. Ama aynı atılımlar yapılamaz mı? Satmak yerine bir artısını kurmak daha iyi değil mi? Siz bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir çözüm getirilebilir? Şimdi Türkiye 24 Ocak 1980'de alınan o meşhur 24 Ocak kararlarıyla birlikte küresel sermayenin pazarı haline getirilmeye çalışıldı. Bu 94 krizi, bu 2001 krizi gibi bir takım krizler bahane edilmek suretiyle her geçen gün IMF ile, Dünya Bankası ile, Avrupa Birliği ile yapılan o uluslararası anlaşmalarla birlikte Türkiye pazar haline getirildi. Çünkü Türkiye'de çok dinamik bir nüfus var. 80-81 milyon gibi çok dinamik ve devamlı tüketim kapasitesi olan bir nüfus var. Genç nüfus özellikle. Genç bir nüfus var. Ondan dolayı bir pazar, önemli bir pazar Türkiye. Siyasi iktidarlar gerek iktidara gelebilmek, gerekse iktidarda kalabilme adına bu dayatılan küresel planlara evet dediler. Ben 80 ihtilalinin sebebini hep 24 Ocak kararlarına dayandırmışımdır okuyup araştırdıktan sonra. 28 Şubat meselesini yine bu ekonomik gerekçelere dayandırmışımdır. Ayrıntısını, arka planını incelediğim zaman. Bu öteden beridir uygulanan ve Türkiye'nin pazar haline getirilmesini hedefleyen bir planın sonucudur. Evet, rahmet hocamız 73'te koalisyon kurdu. 75'te, 77'de milliyetçi hükümetleri içerisinde yer aldı. Hep anlatırız, övünerek anlatırız. 200 tane fabrikanın temeli atılmış. Bunların 70 tanesi üretime geçmiş fabrikalar. Ve bugün siyasi iktidarın satmış olduğu birçok fabrika ya 30'lu yıllarda Atatürk döneminde açılmış bir takım fabrikalardır ya da 70'li yıllarda Erbakan hocamız döneminde temelleri atılan, üretime geçirilen bu fabrikalardır. Bu kelepir fiyatı, arsa fiyatına satılan bu fabrikalar. Şimdi bizim mutlaka en temel ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız şekilde sanayileşmemiz gerekiyor. Biz bugün, az önce siz de söylediniz, samanı ithal etmek durumunda kalan bir ülkeydik. Evet. En son yeni haber, dün veya önceki gün gazetelerde yer alan bir haber. Efendim, kurban yaklaşıyor, tedbir amaçlı hayvan ithal ediyoruz. Bu nasıl bir mantıktır ya? Adam, yerli üretici, 2 yıldan beridir hayvanlarını bakmış, beslemiş, büyütmüş, bir sürü masraf yapmış. Kurban gelecek, ben bunu satacağım ve bundan para kazanacağım derken siz adeta yerli üreticiyle rekabet etme adına, yerli üreticiyi bitirme adına gümrükleri sıfırlıyorsunuz ve canlı hayvan ithaline izin veriyorsunuz. İthal hayvanların fiyatında biraz da düşük oluyor galiba yerli hayvanlarda. Oranlar. Şimdi şöyle bir şey, o şundan kaynaklanıyor. Üretim maliyetlerindeki yüksek olmasından kaynaklanan bir durum. Bizim ülkemizde yüksek tabii. Çok zamanında yüksek. Dışarıdan çok yüksek. Şimdi gerek besicilik açısından gerekse süt üretimi açısından yemin hemen hemen ham maddesinin tamamı dışarıdan geliyor bugün. Biz mercimeği, biz efendim işte pirinci, buğdayı dışarıdan ithal eden bir ülkeyiz. Ovalarımız boş yatıyor.
en temel gıda ürünlerini dahi dışarıdan ithal eden bir ülkeyiz şu anda. Bu korkunç bir yanlıştır. Bu her alanda dışa bağımlılık sonucunu ortaya çıkaran bir durumdur. Ve birileri her ne kadar efendim işte bu doların artışındaki şey işte mevcut iktidar iş başından gitsin diye küresel bir oyundur falan filan. Hayır efendim. Ne kadar üretiyorsanız paranız o kadar değerlidir. Ekonominiz ne kadar güçlüyse paranız o kadar değerlidir. Siz şu kağıdı dahi üretemeyecek bir ülke iseniz, ki Türkiye'de şu anda şu kağıt üretilmiyor, bunların hepsi ithal, bu kağıdı dahi üretemeyen bir ülke iseniz paranızın değeri yoktur. Kağıt kadardır paranız. Ve bunları almak için kullanacağınız o gavurun parası, dolar, her zaman değer kazanır. Bunu da önüne geçemezsiniz. Ve bu paranın değer kazanmasını veya düşürülmesini kürsülerden atmış olduğunuz nutuklarla düzenleyemezsiniz. Üreteceksiniz, üreteceksiniz, üreteceksiniz. Mutlaka Türkiye üretime geçmek durumunda. Bunun için en başta en temel gıda ürünlerinin üretimi ve bunlar üzerine kurulmuş sanayileşme. Bunu tamamlamamız gerekiyor. Bu, çünkü işin bir boyutu da şu var. Her geçen gün dünyada gıda bir silah haline getirilmeye çalışılıyor birileri tarafından. Tekelleşme, tröstleşme yapılarak. Bu tekelleşme karşısında Türkiye'nin mutlaka stratejik olarak kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek ülke haline gelmesi gerekiyor. 90'lı yıllarda, lisede olduğumuz yıllarda coğrafya kitabımızda bu ifade kullanılırdı. Türkiye dünyada gıda üretiminde kendi kendine yetebilen 7 ülkeden birisidir deniyordu. Ama bugün geldiğimiz nokta ortada, hepimizin malumu. Bizim yeniden o kodlara dönmemiz gerekiyor, o noktaya dönmemiz gerekiyor. Tarımda ve hayvancılıkta mutlaka yerli üretimin, yerli üreticinin korunması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, haksız vergilerin ortadan kaldırılması ve faiz maliyetlerinin, faizin ortadan kaldırılmak suretiyle bu maliyetlerin düşürülmesi ve bu şekilde gıda alanında mutlaka kendi kendine yetebilen bir ülke haline gelmemiz gerekiyor. Sanayileşmeye geldiğinizde bugün tutup siz bir takım temel ihtiyaçlar konusunda sanayi ürünleri üreten fabrikalar kurabilirsiniz. Ama dünyadaki teknolojinin ulaştığı noktaya baktığınızda bunun çok da makul ve mantıklı olmadığı değerlendirilebilir. Bu konunun uzmanları değerlendirecektir elbet ama biz ana hatlarıyla şunu söyleyebiliriz. Bugün dünyanın ihtiyacı olan yüksek teknolojiyi, bir ileriki aşamayı mutlaka planlayıp bunun araştırmasını, geliştirmesini yapmak ve yüksek teknolojiyi üretmek durumundayız. Bir otomobil üretmek yerine, bir uçak üretmek yerine öyle bir teknoloji geliştirirsiniz ki otomobili üreten kişi sizin o teknolojinizi satın almak durumunda kalır. Muhtaç olur. Size bağımlı hale gelir. Veya o uçağı, bir yolcu uçağını veya bir savaş uçağını veya başka bir hava aracını veya ne bileyim değişik alanlarda trendir, gemidir, toplu taşıma araçlarıdır, hangi alanda derseniz deyin, öyle bir teknoloji geliştirirsiniz ki bütün dünyadaki bu sanayi kuruluşları size bağımlı hale gelir ve sizin o geliştirdiğiniz sistemi satın almak durumunda kalır. Bu durumda da sizin o yüksek teknolojiyi imal etmenizden dolayı bir kaybınız olmaz. Çünkü ürettiğiniz teknolojiyle o aradaki açığı kapatmış olursunuz. Türkiye'nin mutlaka dediğim gibi yani 2030, 2040, 2050'ler yani işte 2023, 2050, 2071 gibi bir takım slogan, vizyon sloganları var. Ne var bunların içerisinde? Hiçbir şey yok. Baktığınız zaman bu 2023 vizyonundan bahseden Sayın Cumhurbaşkanı, 2050, 2071 vizyonundan bahseden Sayın Cumhurbaşkanı yatırım ve üretim anlamında millet bahçelerinden, millet kıraathanelerinden, bilmem kaç bin kişilik stadyumlardan bahsediyor. Herhangi bir yerde kurulmuş veya kurulacak, hedeflenmiş, planlanmış bir yüksek teknoloji üretebilecek herhangi bir fabrikadan bahseden yok. Ordu'ya stat gerekli miydi peki, onu soralım size. Şimdi Ordu'ya stat gerekli miydi? Ordu'da tam donanımda, bugünkü şartlara uygun bir statın yapılması gerekliydi. Evet. Acil miydi? Hayır. Acil miydi? Hayır. Hani bu kadar fabrika eksikliği, bu kadar göç veren bir ordu varken, hatta benim şaşırdığım bir nokta da Ordu'da mesela İstanbul'da en fazla ordulu yaşayan sıralamasında Ordu 3. sırada. Yani evet. En fazla ordu. Bununla övünüyoruz bazen ama
Sizce bu övünülecek bir şey mi değil mi? Bu övünülecek bir şey değil ki. Yani orduları tekrar orduya kazandırmak için, getirmek için neler yapılmalı? Yani stat mı, fabrika mı? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Buyurun. Bu güzelim coğrafyayı bir insan terk edip İstanbul'da, Bursa'da, efendim Kocaeli'de veya başka sanayileşmiş büyük şehirlerde beton yığınlarının arasında istiflenmeyi kim kabul edebilir? Değişik vesilelerle bu büyük şehirlere gidiyoruz. Sabah 6'da kalkıyorsunuz, işe gitmek için 3 saat yolculuk yapıyorsunuz. İşten çıkıyorsunuz, 3 saat yolculuk yapıp evinize geliyorsunuz. Evet. Bu işkenceyi kim kabul edebilir? Bu insanlar kendileri çok büyük keyif alarak, zevk alarak gidip oraya yerleşmediler. Bu topraklarda iş ve aş imkanı bulamadıkları için gittiler. Evet, bizim coğrafyamızda efendim bu fındık bahçelerimiz veya kivi bahçelerimiz veya diğer alanlarda bu coğrafyada doğan, büyüyen herkesi barındıracak kadar belki gelir imkanı olmayabilir ama siz bir tarafta fındık üretimini yaparken diğer yanda sanayileşmeyi sağladığınızda, burada 3-5 tane fabrika kurduğunuzda bir kısım insanlar fındık üretiminden gelirini sağlarken, bir kısım insanlar hayvancılıktan, kivicilikten, bal üretiminden gelirini sağlarken, diğer bir nüfusun ciddi bir kısmı da sanayi kurumlarından, fabrikalardan gelirini sağlayacaktır. İş aşı imkanı bulacaktır. Şimdi meselenin bu noktadan değerlendirilmesi gerekir. Bu insanların geri dönüşü sağlanmalıdır. Eğer orada iş ve aş imkanı olursa bu insanlar mutlaka bu coğrafyaya geri döneceklerdir. Biz hep övünürüz. Yeşille mavinin buluştuğu bir şehir diye. Ama kırsala gittiğiniz zaman köyler boşaldı, mahalleler boşaldı, beldeler boşaldı, ilçeler boşalıyor. Her geçen gün nüfus kaybediyoruz şeyler. Okullar kapanıyor şeylerde. Taşımacı eğitimde işte efendim 3-4 tane köy bir noktaya taşınıyordu. Şimdi o taşınan yerler de tek tek kapatılıyor. Orada şey Ulubey ilçesinde yanlış hatırlamıyorsam 2 veya 3 yerde ilkokul ve ortaokul kaldı. Birisi de merkezde. Diğerlerine tamamı kapandı. Niye? İnsanlar o bölgeyi, köyleri terk etti. Şimdi buradan hareketle geldiğimizde ordunun stada ihtiyacı var mıydı? Evet, ordunun modern bir stada ihtiyacı vardı. Tabii hoş. Ama bunu siz bugün yapmak yerine 5 yıl sonra yapmış olsanız ordu hiçbir şey kaybetmez. Hiçbir şey kaybetmez. Bu şehrin mevcut sportif faaliyetleri için mevcut stadın bir süre daha bu kullanılabilirdi. Ve o stat için harcanan, kimi diyor 120 milyon, kimisi diyor 150 milyon lira gibi bir rakamla siz orduya 1, 2, 3, belki 5 tane fabrika kurabilirdiniz. Ya da onu bırakın, en azından o kaynakları kullanmak suretiyle orduya yeni bir organize sanayi bölgesi ihdas edebilirdiniz. Yani şu anki en önemli konulardan bir tanesi. Faal halde çalışan, bugünkü olduğu gibi efendim depo olarak kullanılan bir organize sanayi bölgesi değil, fabrikaların bulunduğu, mal ve hizmetin üretildiği bir sanayi, organize sanayi bölgesinden bahsediyorum. Böyle bir organize sanayi bölgesinin kurulması için bu kaynakları aktarabilirdiniz. Dışarıdan buraya yatırım gelirdi. Burada sanayi tesisleri, fabrikalar açılırdı. Efendim belki Türkiye çapında, dünya çapında yeni markalar ihdas edebilirdi. Fındığın, dünya fındığının %25'ini ordu üretiyor. Ama ordunun çikolata alanında, fındık alanında tüm dünyanın tanıdığı bir markası şu anda yok. Bir markamız vardı, o da artık bildiğim kadarıyla kapatıyor ve buradan taşınıyor. Şimdi Türkiye'de kovan sayısında ikinci, bal üretiminde birinci olan Ordu ilinin kendisine has bir bal markası oluşturulamadı. Şimdi o kaynakları bu alana harcamış olsaydık ve biz burada iş ve aş imkanı oluşturmuş olsaydık, Ordu'nun vizyonu çok daha farklı olurdu. Bugün belki fındık bu kadar birinci derecede konuşulmazdı. Zaten sanayi fındık üzerine, en ciddi ham maddenin bulunduğu fındık üzerine burada ciddi bir sanayileşme ve marka olayı olmuş olsaydı, o zaman zaten fındık hak ettiği değerde satılacaktı. Evet. Bir şey daha sormak istiyorum, süremiz de azaldı. Siz tabii sahalardasınız, diğer parti temsilcileri de sahalarda, herkesin bir vaatleri var. Sizin de var, diğer partilerin de var. Siz bu vaatleri nasıl buluyorsunuz? Yani ordunun, ordu ihtiyaçlarını karşılar düzeyde mi? Yani her alandaki vaatleri olabilir. Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle, tabii biz onları da takip ediyoruz. Tabii. Yani rakiplerimiz insan toplumda ordunun meselelerini nasıl değerlendiriyorlar, nasıl bir takım çözümler üretiyorlar. Çünkü vatandaş bize bunun sorusunu soruyor.
Diyor ki filan partinin diyor adayı fındığa diyor şu kadar fiyat verecekmiş, siz ne vereceksiniz? Veya filan partinin adayı şunu söyledi, siz ne diyorsunuz? Bu manada biz bunları değerlendiriyoruz. Vatandaş da değerlendiriyor eminiz ki. Kesinlikle bunu değerlendiriyor. Dedim ya baştan programın girişinde vatandaş bütün adayları yakından takip ediyor. Evet. Bütün cumhurbaşkanı adaylarını yakından takip ediyor. Milletvekili adaylarını, siyasi parti liderlerini yakından takip ediyor ve analiz ediyor. Şu anda ciddi bir düşünme aşamasında. Tahmin ediyorum bu hafta içerisinde son kararı vermiş olacak ve önümüzdeki pazar ayın 24'ünde bunu sandıkta tercihini kullanacak. Şimdi buna baktığımız zaman hem Türkiye'nin hem de ülkenin meselelerini kökten çözebilecek, sorunları ortadan kaldırabilecek, toplumun her kesimine hitap edecek şekilde proje üretebilen ciddi bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Ülkede ciddi bir kutuplaşma var, kamplaşma var. Biz kardeşliği yeniden tesis edeceğiz diye bir numaralı projeyi ortaya koyan sadece Saadet Partisi. Başka adaydan bunu, başka kimseden bunu duyamadık, takip ediyoruz. Ülkede ciddi bir rant ekonomisi var. Para satanların para kazandığı, yandaş holdinglerin, medya patronlarının, efendim yandaş müteahhitlerin servetine servet kattığı bir rant ekonomisi var. Bunun karşılığında üretimden, sanayileşmeden bahseden, yüksek teknolojinin üretilmesinden bahseden ciddi bir projeyi görmek mümkün değil Saadet Partisi'nden başka. Ülkede çok ciddi anlamda adaletsizliğin olduğu hepimizin malumu ama adaletin mutlak anlamda tesis edilmesi, emanetin ehline verilmesi, partizanlığın ortadan kaldırılması, adam kayırmanın ortadan kaldırılması, torpilin ortadan kaldırılması gibi konularda ayağı yere basan, projeyi ortaya koyan ve bunu yüksek sesle dillendiren sadece Saadet Partisi. Biz dillendiriyoruz, genel başkanımız dillendiriyor. Şimdi eğer bir siyasi partinin adayı veya bir siyasi parti bu ülkedeki ekonomik sistemi değiştireceğinden bahsetmiyorsa, denk bütçe kuracağından bahsetmiyorsa, üretim ekonomisine geçileceğinden bahsetmiyorsa, yolsuzluğu, israfı ortadan kaldıracağını ve ülkenin kaynaklarını doğru bir şekilde yatırıma ve üretime yönlendireceğini, insanların refah düzeyini sağlayacağını, efendim milli gelirin adil bir şekilde paylaştırılmasını sağlayacağını taahhüt etmiyorsa, buna dair somut projeleri yoksa, söylediği şeylerin tamamı havada kalır. Evet. Şimdi şunu söylemekte bir beis yok. Bakıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olduğu en yani gündemde konuşulan şeylerden birisi. Efendim filan şehre şu kadar büyüklükte stadyum yapacağız. Filan yere şu kadar şunu yapacağız. Veya işte millet bahçelerinden, millet kıraathanelerinden bahsediyor. Espri konusu oluyor, şaka konusu oluyor. Evet. Tabii ki bir cumhurbaşkanının efendim 2023, 2050, 2071 vizyonundan bahseden bir cumhurbaşkanının bu kadar sığ ve basit şeyler söylüyor olması kabul edilebilir bir durum değil. İster istemez espri konusu oluyor. Bunun yerine biz dediğim gibi sanayileşmeden ve üretimden bahsetmiş olsak, bu şekilde projeleri konuşuyor olsak, ülkenin vizyonu, ülkenin geleceği çok daha farklı olacaktır. Gerçek anlamda 2023 Türkiye'nin 100. yılı veya işte Türkiye'nin 150. yılı, 200. yılı gibi Türkiye'yi dünyada lider ülke yapacak. Bütün dünyada adaletsizliği ve zulmü ortadan kaldıracak, yeni bir dünyayı inşa edecek bir Türkiye'den bahsetmemiz mümkün olur. Aksi halde siz bir tarafta terörle mücadele ediyorum dersiniz, diğer tarafta aynı terör örgütüne her türlü silah ve mühimmatı sevk eden Amerika'yı stratejik ortak ve müttefik ilan etmek durumunda kalırsınız. Böyle bir çelişki ortaya çıkar. Evet, teşekkür ederiz. Artık da yayınımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Artık 9 gün gibi bir kısa bir süre kaldı seçimler içinde. Seçmenlerinize son 2 dakikamız kaldı. Neler söylemek istiyorsunuz? Son sözlerinizi alalım. Yayınımıza ben nokta koyalım. Burada özelde ordu seçmenine hitap etmek istiyorum. Şöyle ki, ekranlara, reklamlara bakmasınlar. Afişlere, billboardlara, efendim yani reklam şeylerine, araçlarına, tanıtım araçlarına bakmasınlar. Şuna bakmaları yeterli. İktidar veya diğerleri çıkıp diyor ki efendim işte duble yollar, efendim köprüler, bilmem neler, şunlar bunlar yaptık. Ordu insanı mutlaka şunu sormalı, sorgulamalı. Evet, İstanbul'a veya diğer yerlere otoyollar, köprüler, şunlar bunlar yapıldı ama Ordu Mesudiye arasındaki yol hala bitmedi. Fatsa, Aybastı, Niksar yolu hala bitmedi 16 yıldır. Ünye Akkuş yolu var. Yani yıllardır yapılan. Ünye Akkuş. Benim de çok sık kullandığım bir yol. Fatsa, Kumru, Korgan, Niksar bağlantı yolu. Ya hepsini bir kenara koyun. Ulubeyli hemşehrilerime sesleniyorum. Gürgendepe'li, Görköy'lü hemşehrilerime sesleniyorum.
16 yıldır bitmeyen Ulubey'den Görköy'e uzanan yol. Tam bir işkence. Evet. Efendim gözünüzü kapatın. Köprüleri, yollara, bölünmüş yolları hepsini bir kenara koyun. Onun siz sadece reklamını görüyorsunuz. Veya siz geçmediğiniz o köprülerin, tünellerin parasını ödüyorsunuz ama sizin beri tarafta yolunuz yok. Siz bütün bunların hepsini bir kenara koyun, işinizi, aşınızı, çocuklarınızın geleceğini düşünün. Fındığınızı düşünün. 10 liranın üzerine bir fiyata mal ettiğiniz ve 8-8,5 liraya sattığınız fındığınızı düşünerek tercihte bulunun. Evet. Bugün asıl mesele, asıl mesele budur. Seçmen de bu noktada karar verecektir diye düşünüyoruz. Evet. Bugün de bayram. İsterseniz bir de bayram mesajınızı alalım bütün izleyicilerimiz. Bayram mesajı tabii programa girerken tüm izleyicilerimizin bayramını tebrik ettik. Tekraren biz programın sonunda da bütün izleyicilerimizin bu Ramazan bayramını tebrik ediyoruz. İnşallah hem ülkemiz için hem bütün insanlık için hayırlara vesile olur bu bayramlar. Çatışmanın ortadan kalktığı, kardeşliğin 80 milyon insanın barış içerisinde, kardeşlik içerisinde, gerçek anlamda adalet içerisinde bir arada yaşadığı, yaşayacağı mutlu, huzurlu ve kalkınan bir Türkiye'nin kurulmasına vesile olur diye ümit ediyor, dua ediyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz Erkan'da yayınımıza katıldığınız hayırlı için. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet değerli izleyenler, 2018 seçim 2018 programında artık sonuna geldik. Stüdyomuzda Saadet Partisi Ordu Milletvekili adayı Sayın Avukat Erkan Temiz'i ağırladık. Bilindiği üzere bugün de Ramazan Bayramı'nın birinci günü. Buradan bütün Müslüman aleminin, bizi izleyen bütün izleyicilerinin, ailemizin, herkesin bayramını kutluyoruz. TV52 ekranlarından mutlu akşamlar.